İsveç, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek için ne yapacağını şaşırdı. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeyi geciktirerek İskandinavya'da bizden habersiz yaprak kımıldayamadığını mı ispatladı? Türkiye'nin faiz lobisiyle amansız mücadelesi kapsamında Merkez Bankası faizlerde bir güncelleme daha yaptı. Emekliler müjde, maaşlarınıza bir ayda üçüncü kez zam yapıldı. Bu büyüklük şaka mı? Çocuklar, Çocuklarımız AK Parti ve MHP çocuklarımız için el kaldırdı mecliste. Fuat Oktay'ın Kıbrıs davasına 50 milyon dolarlık sahip çıkmasının mecliste araştırılması teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla uygun görülmedi. Türkiye Avrupa'da hukuku yaşatıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin gurur duyacağı tabloyu açıkladı. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum ne kadar çalışkan olduğunu ispatladı. Aynı anda 35 televizyon kanalında canlı yayına çıkabilecek kadar liyakatli bir insan. Sevgili izleyenler, bu fakir bu koltukta oturduğu müddetçe uyur gezer başlıyor. Kuzey Avrupa'nın küçük ve sevimsiz ülkesi İsveç bir süredir NATO'ya girmeye çalışıyordu. Ama demokratik gelişimini tamamlayamadığı için, insan hakları konusunda rezil durumlu olduğu için Devlet Bahçeli buna şerh düşmüş. Demişti ki bizim için demokrasi ve insan hakları olmazsa olmaz. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. İsveç bunun çok uzağında demişti. İsveç mümkün değil NATO'ya üye olamaz. Biz İsveç'in NATO'ya üye olmasına asla ve kat'a izin vermeyeceğiz demişti. Tabii ki büyük Türk devlet büyüğü Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması İsveç'i yıkmıştı sevgili izleyenler. İsveç'te bayraklar yarıya indirilmiş, okullar tatil edilmiş, insanlar işlerine gidememiş. İsveç toplu halde depresyona girmişti. İsveç'te milli depresyon günü ilan edilmişti Devlet Bahçeli'nin o açıklamasından sonra. Neden? Çünkü Devlet Bahçeli tükürdüğünü yalayabilen bir insan olmadığı için, öyle bir özelliği olmadığı için İsveç demişti ki biz bittik, biz artık NATO'ya giremeyeceğiz demişti. Ama Devlet Bahçeli büyüklüğünü gösterdi. İsveç'e acıdı. Dedi ki bunlar yazıktır, günahtır, çoluk çocuk var orada masum insanlar var. O yüzden dedi onay ver. Tabi Devlet Bahçeli'nin İsveç'e yaptığı bu büyüklük İsveç'te büyük bir bayram etkisi oluşturdu. Dediler ki biz hiç beklemiyorduk. Devlet Bahçeli gibi bir omurgalı siyaset adamının, devlet adamının sözünden dönüp bizim NATO'ya girişimize onay vermesi İsveçli, ya İsveçliler şu an çok şaşkın, mutlu. E ağızları kulaklarında sevgili izleyenler. Havada soğuk olduğu için bir güldüler. Hepsinin ağzı kulaklarında kaldı. İki gündür ne yapacaklarını şaşırdılar. Diyorlar ki devlet Bahçeli'ye min minnetimizi, şükranımızı göstermemiz lazım. O yüzden Stockholm'daki büyük Luna Park'taki dev dönme dolabın adını Devlet Bahçeli dönme dolabı koyalım ve her o dönme dolaba baktığımızda Devlet Bahçeli'nin hatırasını yad edelim, ona saygımızı sunalım diyenler var. Stockholm'daki havalimanının adını Büyük Türk Devlet Büyüğü Devlet Bahçeli Hatıra Havalimanı yapalım diyenler var. Tabii bu çok uzun olduğu için zorlanıyorlar ama azıl iddia şu sevgili izleyenler diyorlar ki Stockholm'un adını değiştirmenin vakti geldi. Çünkü biliyorsunuz Devlet Bahçeli Stockholm diyemiyor. O yüzden kolaylaştıralım diyorlar. Devlet Bahçeli'nin kolay diyece ve her duyduğumuzda onu hatırlatacak bir isim olsun diyorlar. Tabii ki şu anda İsveç'te toplum ikiye bölünmüş durumda sevgili izleyenler. Stockholm'un adı ne olsun? Kırk yapar mı olsun? Püskevit mi olsun? Buna karar verememişler. Önümüzdeki günlerde Stockholm'un adı resmi olarak Püskevit ya da Kırk yapar olabilir sevgili izleyenler. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İsveçliler Devlet Bahçeli'ye sizce nasıl teşekkür edebilirler? NATO'ya üyeliğiyle gösterdiği bu büyük izin, büyüklük, devlet büyüklüğü karşısında omurgalı duruşu ve tükürdüğünü yalamamasıyla tanınan Erdoğan biliyorsunuz bütün dünyaya tutarlı politika dersi veriyordu. En son dersi de İsveç konusunda oldu. Dedi ki bu fakir bu koltukta oturduğu müddetçe İsveç NATO'ya üye olamaz. Öyle kolay değil. İsveç dedi. Önce dedi bizim şartlarımızı kabul edeceksin dedi. Sonra tahmin ediyoruz İsveç bütün şartları kabul etmiş olmalı ki Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda işte meclisten onay çıkmasına müsaade etti. Öyle laf mı olur? Ne demek müsaade etti? Meclis özgür sonuçta sevgili izleyenler. Peki Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyeliğini bu kadar geciktirerek ne elde etti? Şunu elde ettik sevgili izleyenler. Çok basit bir şekilde. istediğimizde geciktirebiliyoruz. İstediğimizde tıkayabiliyoruz. İstediğimizde takos koyabiliyoruz. Sonra da Sonra da izin vermek suretiyle önce morallerini bozup sonra sevindirip manyağa çeviriyoruz. Evet bu ilkeli siyaset gerçekten takdir ediliyor bütün Avrupa'da. Özellikle sevgili izleyenler şu anda İskandinavya'da. İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da bütün haberler, gazeteler diyorlar ki İskandinavya'da Erdoğan'dan habersiz yaprak kımıldamaz diyorlar. Evet bunu kabul etmek zorundayız diyorlar. Hatta diyorlar ki hep beraber gidelim bağlılığımızı bildirelim diyorlar. Çünkü diyorlar bizim battığımızı ilk ilan eden devlet büyüğü Recep Tayyip Erdoğan'dı. O söyleyince biz battığımızı anladık diyorlar. Çünkü Erdoğan demişti biliyorsunuz bu İskandinav ülkeleri battı bitti demişti. O anda fark etmişler sevgili izleyenler. O anda fark et, aa biz batmışız, çökmüşüz, iflas etmişiz diye diyorlar borcumuz gittikçe katlanıyor. O yüzden gidelim bağlılığımızı bildirelim. Gerekirse Erdoğan bize vali atasın diyorlar ya. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, özellikle Finlandiya diyorlar ki Erdoğan bize vali göndersin diyorlar. Ya Melih Gökçe'yi falan göndersin. Üstümüze Melih Gökçek salsın da biz birazcık medeniyet görelim, insanlık görelim diyorlar. Evet. Ve Türkiye'nin faiz lobisiyle amansız mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Faiz lobisiyle mücadele etmek için faizleri önce düşürdük. Faiz lobisi eyvah faizler düşüyor. Biz bu faizleri düşürttürmemeliyiz diye çırpınırken onlar dibe doğru balıklamadan almışken biz hop faizleri yükseltmeye başladık. Ne oldu? Fake attık sevgili izleyenler. Hani basketbolda atacakmış gibi yaparsınız. Rakip oyuncuları bakkala gönderirsiniz. Sonra atarsınız ya futbolda da var aynısı. Topa bir basarsınız. Rakip defans kayar gider bakkala doğru. İşte Türkiye diye faizi önce düşürerek %9'lara kadar düşürerek sonra da birden %45'lere çıkararak ne yaptı? Faiz lobisini bakkala gönderdi. Kaydılar gittiler sevgili izleyenler. Şu an önümüzde kale bomboş. Şu an nasıl gol atacağımızı hayal edelim. Ekonomimizi şahlandırdık. Faiz lobisini bakkala gönderdik. Artık buradan nasıl şahlanalım? Ekonomimizi nasıl büyütelim? Buradan nasıl bir büyük devlet olalım diye şu an hepimiz hayaller kurabiliriz. Gazı kökleyin sevgili izleyenler. Doğal gazlarınızı açın. Evinizdeki bütün elektrik düğmelerini açın. Arabalarınızda yakın benzinlerinizi. Çünkü enflasyon %45 oldu hayırlısıyla. Daha da olur mu? Daha da yükselir mi? Bakacağız. Faizle mücadele etmek için en doğrusu neyse o. Gerekirse faizler %100'e çıkar, %120'ye çıkar. Çünkü amaç burada faizle mücadele etmek sevgili izleyenler. Evet. Dolayısıyla da Erdoğan'ın faiz haramdır. Adam harama karşı mücadele ediyor işte. Bir tutarsızlık, bir omurgasızlık falan yok. Ve bu konuda da gördüğünüz gibi Merkez Bankası Başkanımız Sayın Hafize Gayerkan Hanım Efendi üzerine düşen görevi yapıyor. Bağımsız bir Merkez Bankası Başkanı olarak. Tabii ki herkesin merak ettiği konu şu. Hafize Hanım'ın ailesinin apartman dairesindeki apartman görevlisi Sadık abi'nin bu konudaki görüşüne. Ve emekliler, emeklilerimiz, ben uyarmıştım. Bu kadar yüklü miktarda zam yapılmamalı, bu kadar büyük bir artış yapılmamalı. 10 bin lira maaş bir emekli için büyük bir imtihana dönüşebilir. Emekliler 10 bin lirayı ellerine aldıklarında ne yapacaklarını şaşırabilirler. Allah muhafaza o yaştan sonra haram batağına saplanıp parayla imtihan olup sonra yanlış yollara tevessül edebilirler diye uyarmıştım. Ama... Uyarıma gerek yokmuş sevgili izleyenler. Zaten hükümetimiz bunun bilincindeymiş. O yüzden 3 zammı ayrı ayrı yaptılar. Tek seferde bir anda 3 zammı birleştirip yapsalar Allah korusun ya Allah korusun. Bu kadar parayla ne yapacağım diye kaygıdan endişeden başına neler gelirdi kim bilir insanların. Kaldıramayabilirlerdi psikolojik olarak bunu. Şimdi üçüncü kez zam yapıldı emeklilere. Bu ne anlama geliyor sevgili izleyenler? Emeklilerimiz enflasyona gördüğünüz gibi ezdirilmiyorlar. Şimdi de şöyle bir sorun var. Bu kadar büyük para bu kadar çok zam ne yapacaklar? Bu parayı nerede saklayacaklar? Bu sefer Türkiye'de kasa satışları patlayacak. Bakın yatırım tavsiyesi değildir ama siz yine de çelik kasa işine girebilirsiniz. Para sayma makinesi işine girebilirsiniz sevgili izleyenler. Çünkü emeklilerimiz aldıkları bu 10 bin küsür liraları saymaları gerekecek, saklamaları gerekecek. Herkes evine mecburen çelik kasa yaptırmak zorunda kalacak. Artık bilmiyorum yani böyle tatlı da bir derdimiz oluverdi işte. Ve çocuklar, çocuklarımız depremde kayıp çocuklar mı var? depremde kaybolmuş, başına ne geldiği bilinmeyen, hayatta mı değil mi bilinmeyen çocuklarımız mı var diye bir soru dolaşıyor sevgili izleyenler. Bu sorunun yanlış bir soru olduğu, böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağı mecliste ispatlandı. Çünkü çocuklar konusunda büyük bir hassasiyet gösteren AK Parti ve MHP isimli iki güzide partimiz var. Onlar çocuklar konusunda hassasiyet göstermeyecek de başkası mı gösterecek acaba? Sonuçta bir kereden bir şey olmaz deme büyüklüğünü göstermiş bir siyasi irade var karşımızda. Mecliste soru önergesi verilmiş, araştırma önergesi verilmiş. Depremden sonra kayıp çocuklar var mıdır? Varsa bu çocukların başına ne gelmiştir? Kaç tane kayıp çocuk vardır? Bu kayıp başvurularındaki sonuçlar nedir? G gerekli araştırma yapılıyor mu? Önergesine AK Parti ve MHP milletvekilleri yine çok büyük bir büyüklük göstermek suretiyle, asla bir alçaklık yapmamak suretiyle hayır oyu verdiler, reddedildi. Onların hayır oyu vermesi ve reddedilmesi sonucunda ne anlıyoruz sevgili izleyenler? Demek ki böyle bir şey yok. Olsaydı araştırırlardı. Sonuçta sırf siyasi menfaatleri için çocukların başına ne geldiğini önemsemeyecek kadar onursuz, alçak, namussuz, ahlaksız politikacılar olduğunu mu zannediyorsunuz siz yüce meclisin çatısı altında buna bile hayır diyecek kadar Evet soru buydu. Ve Fuat Oktay vatanseverliği kimse tarafından sorgulanamayacak o yüce gönüllü koca gönüllü insan Kıbrıs davasına sahip çıkmak için 50 milyon dolarlık teşvik almıştı. Yani Kıbrıs'ta Halil Falyalı biliyorsunuz elin bir suikaste kurban gitmişti. Hayırsever iş adamı Halil Falyalı. İşte onun eşi Fuat Oktay'a demiş ki siz bizim Kıbrıs davamıza çok güzel sahip çıktınız. O yüzden Allah sizden razı olsun şunu da alın başımızın gözümüzün sadakası olsun 50 milyon dolara alın Kıbrıs davamıza daha da güzel sahip çıkın şeklinde bir teşvikte bulunmuş. Ne kadar güzel değil mi sevgili izleyenler böyle bol gönüllü olmak lazım eli açık olmak lazım cömertlik bunlar güzel şeyler. Sanki bunlar suçmuş bunlar kötü şeylermiş gibi İşte görüyorsunuz değil mi ahlaki yozlaşmayı evet fedakarlık hayırseverlik böyle sanki suçmuş gibi işte bu mecliste araştırılsın Fuat Oktay bu parayı neden aldı filan vatanseverliğinden aldı aldıysa. Değil mi? İnovatif e, yaptıracak olabilir. En kötü ihtimal diyorum bakın. En kötü ihtimal parayı oraya Hakan Şükür koymuş olabilir sevgili izleyenler. Eğer bir art niyet varsa bile. Ama ne oldu? AK Parti ve MHP oylarıyla bunun da araştırılmaması kararı verildi. Reddedildi. Normalde AK Partililer tamam söz araştırılacak filan demişlerdi. Eğer evet demezsek namussuzuz, haysiyetsiz, şerefsiziz biz de kabul oyu vereceğiz araştırılsın demişlerdi. Sonra mantıklı düşününce demişler ki yok araştırılmasın demişler. Hoş olmaz sevgili izleyenler. Hoş olmaz. Çünkü Fuat Oktay Beyefendi mal varlığıyla, zenginliğiyle, parasıyla değil fikirleriyle gündeme gelmek isteyen çok vatansever bir karakter. Ve Türkiye Avrupa'da hukuku kanatlandırıyor, hukuku şahlandırıyor sevgili izleyenler. Şöyle diyebiliriz, Türkiye olmasa Avrupa hukuk nedir, adalet nedir, insan hakları nedir bunu unutmaya yüz tutabilir. Evet, bunu nereden anlıyoruz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şu an önünde bulunan, incelemesi gereken, görmesi gereken Hakkında bir karar vermesi gereken 68 bin dosya varmış sevgili izleyenler. 68 bin dava. Yani ben ülkemde adil bir şekilde yargılandığıma inanmıyorum. Hakkımın yenildiğini iddia ediyorum. Benim ülkemde hukuku katlettiler iddiasıyla 68 bin başvuru gitmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Bu başvuruların 23 bini evet gurur duyabilirsiniz, mutlu olabilirsiniz, bunun keyfini yaşayabilirsiniz. Bunun 23 bin 400'ü Türkiye'den gitmiş sevgili izleyenler. Evet. Yani üçte birini Türkiye'ye göndermiş. 12 bin tanesi de Rusya'dan gelmiş. Gördüğünüz gibi Erdoğan ve Putin iki demokrasi kahramanı el ele, gönül gönüle, sırt sırta, omuz omuza ne yapıyorlar? Avrupa'ya hukuk pratiği yaptırıyorlar. İnsan hakları pratiği yaptırıyorlar. Türkiye'den giden 23.400 dosya gitmese, Rusya'dan giden 12.000 dosya gitmese Avrupa ne yapacak? hukuku unutacak. Avrupa'da hakimler anayasanın yüzünü açmayacaklar. Maddeler nedir, kanun nedir, insan hakları nedir unutacaklar. İşe gitmeyecekler, boş yere para alacaklar sevgili izleyenler. Ve Avrupa tamamen batacak. Avrupa batmasın, Avrupa hukuku unutmasın diye Türkiye büyük çaba gösteriyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dosyaların üçte biri Türkiye'den gidiyor sevgili izleyenler. Bu gurur hepimizin. Hep beraber gurur duyabiliriz. Duydunuz mu? Teşekkür ederim ve AK Parti İstanbul için ne kadar doğru bir isimde karar kılmış hep beraber gördük sevgili izleyenler. Murat Kurum ne kadar liyakatli bir insan olduğunu ispatladı. Bakın teknoloji çok gelişmiş olabilir filan ama bir belediye başkan adayının aynı anda tek seferde 20, 30, 40, 50 televizyon kanalına çıkıp İstanbul için hayallerini, İstanbul için projelerini anlatması demek çalışkanlık demektir. Gayret demektir. İnanç demektir sevgili izleyenler. Ekrem İmamoğlu'nu bir kez bile bu kadar çok televizyon kanalında aynı anda görebildiniz mi? Ekrem İmamoğlu ne yapıyor? Niye çıkmıyor bu kanallara? Evet soruyorum diğer partilerin adayları neden görmüyoruz onları böyle aynı anda 50 tane televizyon kanalında? Çünkü umurlarında değil sevgili izleyenler. Çünkü İstanbul'u o kadar da çok önemsemiyorlar. Ne kadar çok televizyon kanalına çıkıyorsa aday anlıyoruz ki o kadar çok seviyor İstanbul'u. Aşık ya İstanbul'da aşık bu adam sevgili izleyenler ve çok güzel bir vaatte bulun dedi ki kadınlarımız için dedi. Evet kadınlar kadınlarımız için de özel kıraathaneler açılacakmış. Evet yani kadınlarımızın en büyük derdi bu biliyorsunuz. Türkiye'de kadınların en büyük eksikliği, en büyük sorunu şöyle oturup rahat rahat kendi aralarında okey oynayamıyorlar sevgili izleyenler. Çat taşları çarpamıyorlar. Evet. Bu çok büyük bir sorun. Bu sorunu giderirse Murat Kurum, yani belki biraz abartılı bir yorum olacak ama e, Türkiye için tamamdır yani. Türkiye tamamdır ya daha başka bir şey yapmasına gerek yok. Kadınların tek eksiği en önemli ihtiyacı bu. Kıraathane. Evet. Bak adı kıraathaneye gidecekler orada okuyacaklar kadınlar. Neden? Çünkü zaten Murat Kurum kadınların okumasını çok önemseyen, kadınların okumasını, kadınların canına okunmasını son derece önemseyen bir siyasi anlayışın temsilcisi olarak kıraathanede kadınların okumasını istiyor. Tek amacı bu. Ne kadar güzel bir vaat değil mi? Ve üstelik bunu ispatlamak için aynı anda bu kadar televizyon kanalına çıkıyor. Daha ne yapsın? Sevgili izleyenler, Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.